Herkese günaydın. Perşembe günü New York'taki 5. günüm falan. İşe gidiyoruz, güzel bir mahalleden geçiyoruz. Yanımda Apple Store var. Dışarıdaki reklamlarını falan full Vision Pro yapmışlar. Daha Vision Pro'yu sokakta kullanan görmedim ama başıma çok komik bir hikaye geldi. Bir grup arkadaşım vardı Türkiye'den. Ziyarete geldiler Google kampüsünü. Onlarla konuşuyorum. İşte aralarından bir tanesi Vision Pro almış. Abi dedim nasıl, ne yaptınız falan. Abi acayip diyor. Yani çıkaramadı gözümüzden. Oraya şunu koyuyorsun, buraya bunu koyuyorsun, orada bir doküman açıyorsun falan. Muazzam bir olay falan. Anlatıyorlar. Sen fotoğraf gösterdi. herifler abi Vision Pro'yu takmışlar. Sonra oradan güzel bir manzara fotoğrafı açmışlar. Kafaya döndürüp herkes sigara içiyor. Gülmekten öldüm ya. Tam olarak bir Ankaralı hareket. Ne zaman bir yerde manzara görsek anında sigara içiyor abi Ankara insanı. Bugün inanılmaz yoğun bir gün. Bütün gün işte inanılmaz işim var. Sonra çıkacağız. Akşam ablam beni şeye davet etti. Bu NYU Hukuk Fakültesi'nin bir tane yemeği varmış. Bir resepsiyon tarzında bir şey düzenliyor anladığım kadarıyla. Oraya gideceğim. O yüzden işten birazcık erken gelip takım elbiseye falan değişmem gerekecek. Böyle olaylar var bugün ama orada bence çok keyifli bir ortam olacak. Ablamın artı biri olarak gideceğim oraya. Bu da güzel bir olay. Oradan çıktıktan sonra da ablamla beraber burada komedi klaba gideceğiz. İnanılmaz meşhur bir aktivite. İşte gidiyorsun, lokal stand-upçıları dinliyorsun. Böyle bir sürü insan çıkıyor falan ve inanılmaz kalabalık oluyor. Anladığım kadarıyla bazı insanlar yer bulamıyor. Geçen bir arkadaşım gitmiş, kapıdan dönmüşler falan böyle. Hafta içi olmasına rağmen. Bakalım, umarım yer buluruz. Bir de Perşembe günü. İnsanlar daha çok dışarı çıkıyor. Bugünün planı bu. Bugün bir de sizde böyle şirketteyken böyle birkaç yeni yer keşfetmek istiyorum. Google kampüsünün New York'takini ben de çok bilmiyorum. Belki öyle şeyler de yaparız. Küçük tatlı bir vlog. Şimdi şeyi bulmaya çalışıyorum. Tren nereden kalkıyor sabah? Tamam düz yürüyeceğim. Zaten herkesin buraya gittiğinden belli. Az önce bir tane Joe's Pizza'nın önünden geçtim bu. Spider-Man'deki pizzacı. Açık olsa orada bir tane pizza atardık ama kapalı saat daha sabah 9. Burada güzel bir bagelcı var. Buradan da şimdi sabah iniyoruz. Hadi işe görüşürüz. Evet, metroya indik. Bugün inanılmaz güzel bir gün. Çok güzel güneş var, hava fıstık gibi. Sabah kalktım, millet işte short tişört koşuyor falan. Tam böyle bir New York sabahı, muazzam dizi filmlerdeki gibi. Burası da benim bina. Gidelim bir hızlıca kahvaltı edelim, sonra işimizin başına oturalım. Şimdi anneye de tekrar geldim. Kendime canavar bir meyve tabağı yaptım. Tüm verileri koyduk. Burası kütüphane gibi inanılmaz sessiz çalışıyor herkes. O yüzden çok fazla video çekemeyeceğim. Şimdi şuradan suyumuzu alıyoruz. Şimdi çalışmaya koyacağız. Öğlen arasında belki farklı bir ofise gideriz. Orada yemek yeriz falan. Yeni bir şeyler görürüz. Bir tane ofis var. Şeyin üstünde. Suyun üstünde gözüküyor haritada. İş yapıyordum. Bir anda acayip güzel kokular gelmeye başladı. Sonra arkamı bir döndüm. Şuradaki makinede mısır patlatıyorlarmış. Böyle bir sürü seasoning'ler var, seasoning dökebiliyorsun falan. İnanılmaz enteresan. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Şimdi hem ondan alacağız hem de bir de kahve alacağız. Buradan seçiyorsun slow motion, decaf. Small. İnanılmaz iyi oldu. Böyle güzel atıştırmalık yapıyorlar. Bilmiyordum ben de böyle bir şey olduğunu. Yeni insanlar da gelmeye başladı. Hazırız şimdi, kahvemiz de oldu. Biraz enteresan bir kombinasyon oldu ama yapacak bir şey yok. Kahvede bir sıkıntı var. Şu kadar geldi. Bu makinede ilk defa yapıyorum. Ama belki güzel bir şeydir. Heh, şimdi hızlandı. Acaba az önce verdiği neydi ya? Bir de burada şey çok güzel mesela. Hep böyle ince detaylar düşünülüyor. Şimdi ne bileyim, patlamış mısır veriyorsa yanına sana baharat falan da veriyor. İşte burada bir çay istasyonu yapmışlar. Burada her çayı ne kadar demlemen gerektiği yazıyor. İşte böyle minik minik detaylar ya da ne bileyim işte şurada. Eğer istiyorsan kendi çayını kendin yapıyorsun. Burada sana kutu veriyor, poşet veriyor. Poşetin içine taze zencefil koyuyorsun, limon koyuyorsun, bal koyuyorsun, şunlardan koyuyorsun falan. Ve kendi karışımını kendi istediğin gibi yapabiliyorsun. Minik detaylar hoşuma gidiyor. Hadi bakalım. İşe geri dönüyoruz. Evet, şimdi mola verdim. Hızlıca bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Yemeğe gitmeden size şimdi güzel bir şey göstereceğim. Bu 14. katta bir teras var. Terasa çıkıyorsun. Şöyle bir manzara var. Ve
ve bütün yol boyunca işte burada yürüyorsun. Bilet sağda solda çalışıyor. Hava inanılmaz güzel olduğu için bugün. Ve bütün bloğu kapattığı için hakikaten bayağı uzun böyle çatıda yürüyorsun. Çok güzel böyle bir bahçe yapmışlar buraya. Bahçe değil de işte böyle bir alan var. İşte buraya göstereyim dedim. Saat şu anda 1.40. Yemeğe anca fırsatım oldu dışarıya çıkmak için. Şimdi hızlıca bir tane burrito yiyeceğiz. İşte Instagram'da falan filan insanları görüyorsunuz. İşte ne bileyim kaydıraktan kayıp yemeğe gidiyor. Yok işte bowling oynuyor der, gün içinde falan böyle. Böyle aktiviteler görüyorsunuz ama bu aslında çok gerçekliği yansıtmıyor. Günün içinde o kadar fazla iş, o kadar yoğun oluyorsun ki mesela o yaptığın aktiviteler işte ne bileyim kaydıraktan kayıp yemeğe gitmek, o size Instagram'da falan gösterilen olaylar aslında çok nadir gerçekleşiyor. Gün içinde İnanılmaz yoğunuz ve çok fazla iş var. Özellikle bu takımda işte akşam 8'lere 9'lara kadar hani bazen iş uzayabiliyor, bir şeyler çıkıyor. O yüzden yani Instagram yani böyle yerlerde gördüğün şeyler çok hani buna imrenmeyin. O olay o değil yani. Burada sana o imkanları veriyor ama bunu sen çok nadiren yapabiliyorsun. Bizim takım işte 3 ayda bir takımca böyle bir aktivite yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Öyle. Şimdi biz de geldik. Şimdi manzarayı bırakıyorum. İçeri giriyorum. Beraber bir burrito alacağız. Şuradan. Ondan sonra geri çalışmamızın başına döneceğiz. Şimdi dışarıda güzel oturacak bir yer buldum. Acayip güzel manzaram var. Şimdi hızlıca bir burrito yiyeceğiz. Şöyle bir şey yaptım. İşte tavuk koydum. Gençler şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada falan özellikle yurt dışındaki böyle software engineer'lar, bu yazılım mühendisleri yaşadıkları hayatı genelde çok güzel yanlarıyla anlatıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte ben de yaptım bazen. İşte Google'a geliyorsun. İşte ne yapıyorsun? Ben size yemeği gösteriyorum abi. Güzel yemeği görüyorsunuz. İşte spor salonlarını görüyorsunuz. Falan oradan bakıldığında görülüyor ki abi bu insanlar coşuyor, gün ortasında koşuya çıkabiliyor, şunu yapabiliyor falan. Ama yani bunların hepsi çok ya ne bileyim işte kaydırakla öğlen yemeğine gidiyor, işte gün ortasında bowling oynuyor, takımca voleybola çıkıyorlar falan hani. Evet böyle şeyler oluyor ama bunlar katiyen olayın çok küçük bir kısmı. Bugün mesela o kadar yoğun ki saat şu anda işte 1.40 anca yemek yemeye çıkabildim. Hemen hızlıca şu küçük şeyi aldım. Sonra geri hemen aşağı inip tekrar işlerime koyulmam lazım. İkide toplantım var. Yani günlerin çoğu aşırı yoğun geçiyor. Bazı günler oluyor ki keyifli oluyor işte takımca bir şey aktivite oluyor ya da daha boş bir hafta oluyor. Çok fazla işin olmuyor. O zaman evet onları yapabiliyorsun. Ve genelde zaten benim boş zamanım olduğunda ben vlog çekebiliyorum. O yüzden siz de sadece onları görüyor oluyorsunuz. O yüzden bu hafta birazcık kendimi challenge etmeye çalıştım. Çünkü hem size birazcık daha gerçek yüzünü gösterebilmek için işte ofisten kaçta çıkıyorum, neler oluyor. Perşembe günü ilk geldiğim akşam ofisten gece 10.30'da çıktım. Yani çok çok yoğun günler geçiyor. Yaklaşık bir 3.5 saat sonra falan çıkacağım. Son toplantım 5.30 veya 6'da bitiyor. 6.30'da ablamla beraber şeye gideceğiz. O NYU'nun yemeğine gideceğiz. Yani şu an hava o kadar sıcak ki anlatamam size. Kaç derece ya? O şaka gibi. Şu anda 20 derece. İnanılmaz güzel. Ve şu Mart ayındayız. Burrito ateş olmuş. Hadi kapatıyorum. Yememeyeceğim. Evet işten çıktım. Hızlıca eve gidip üzerimi değiştirdim. O arada video çekecek fırsatım olmadı. Tabela giderken metro bir anda durdu. 15 dakika böyle yerin altında iki tarafta duvar. Orada kaldık. Hareket edemedim falan. İnanılmaz geciktim o yüzden. Şimdi yarım saat gecikmeye yemeğe gidiyorum. Size orada da video çekeceğim ama çekemezsem güzel bir gündü. İyi ki takip ettiniz. Görüşürüz.